Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, yine Hollanda'nın Lahey şehrinden Amsterdam'a giderken hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bugün 4 Mart 2022 Cuma günü. Cuma günü de bildiğiniz üzere haftanın son günü. Cumartesi, pazar tatil. Pazartesi yine nasip olursa işimizin başına döneceğiz değerli dostlar. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi dünyada emperyalist kavgalar devam ediyor. İnsan katliamı, savaşlar yine başladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, oraya saldırması bütün gücüyle gerçekten birçok sivil masum vatandaşın hayatına sebep olmuştur. Biz savaşa karşıyız. Kimden, nereden gelirse gelsin savaşa, şiddete, teröre her zaman karşıyız. Bizim için en kıymetli değer insan yaşam hakkıdır. En kutsal değer de odur. Anneler ağlamasın, çocuklar ağlamasın, kimse gözyaşı dökmesin, savaşlar olmasın. Evet, ne güzel söylemiş rahmetli Nesim Çimen, barış güvercini uçsun dünyadan. Evet. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, zaten ülke dünyadaki yoksullukların, dünyada çile çekenlerin sebebi de yine silah tacirleridir. İnsanları savaşa gönderenlerdir. Savaşlar olmasın. İnsanlar o kadar açgözlü, o kadar hırslı ki nükleer silahlarla dünyanın, kendi insanlığın sonunu getirebilirler. Allah korusun. Biz savaşı, terörü, fitneyi, fesadı lanetliyoruz. Rusya'nın yaptığını doğru bulmuyoruz. Rusya bir başka ülkeyi işgal etme hakkına sahip değildir. Evet, Amerika masum mu? Amerika zaten en önde gideni. Emperyalizmin en pis olanı, en kalleş olanı. Savaşları çıkartan, savaşların çıkması için kışkırtmada bulunan, dünyada silah ticaretinde bir numaraya ulaşan, insanların kanı üzerinde ekmek yiyen bir devlettir Amerika devleti ve o zihniyet, onun zihniyeti. Daha önce yerlileri işgal ettiler, onların kanlarıyla vatan elde ettiler. Şimdi de bütün dünyada üstleri var, bütün dünyanın tek amiri olmak istiyorlar. Bunun için Rusya'ya da bin bir plan oynuyorlar. Akıl almaz planlar oynuyorlar Rusya'ya. Rusya da bu oyuna gelmemeliydi. Savaş çözüm değil. İnsanlar birlik, beraberlik içerisinde olmalı. Savaşın kime zararı olmadı ki? Bakınız, benzin şu anda 22, yani 2 lira 22 kuruş oldu. Dizel geldi 2 liraya. Zaten alışverişte de öyle. Her şey iki katına oldu. 1 kilo domates 3 euro oldu. Ne bileyim değerli dostlar, 3 liradan aşağı bir şey satın alınmıyor. 1 kilo bir şey 3 liradan aşağı değil. Daha da çıkar. Savaş demek kıtlık yıllarının geleceği demektir. Savaş demek açlık demektir. Felaket demektir. Biz savaşa insanım diyen, nefes alan, zerre kadar imanı, itikadı olan biri her zaman savaşa karşı olur. Savaşlar olmasın, olan savaşlar da derhal dursun. Kimsenin kimseye zulmetmediği, paylaşımların olduğu, herkesin yarın yanağından ayrı her şeyi paylaştığı bir dünya istiyoruz. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Evet, komşusu açken tok olan bizden değildir diyor Hazreti Muhammed. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, görüyorsunuz Amerika, Avrupa, Rus oligarkların mal varlıklarına el koydular. Oligark, bu deyimi de yeni öğrendik, vallahi bilmiyorduk. Oligark yani devletten çalarak, devletin ne bileyim devleti yağmalayarak mal elde edinen, çok büyük mal elde edinenlermiş. Buna, yani bir başka deyimle, halkın anlayacağı dinde, avam tabakasının da anlayacağı bir dille
devletin malını çalan aşırı zenginler. Bu aşırı zenginlerin ülke dışındaki mal varlıklarına o ülkeler el koydular. Amerika mesela 650 milyon mu milyar dolar değerindeki yata el koydu. Amerika da yapıyor, Fransa yapıyor. Bütün devletler el koyuyorlar. Evet, dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi Türkiye'nin mal varlıklarını, Cumhuriyet'in bütün birikimlerini yağmalayan hırsız takımı, Allahsız takımı, vicdansız takımı ki bunlara ne derseniz deyin azdır. Vallahi azdır, billahi azdır, tillahi azdır. Bu namussuz fareler, bu hırsızlar, tek adamla işbirliği yapan bu melunlar halkın çocuğunun boğazındaki lokmayı aldılar. Cumhuriyet'in 100 yıllık birikimini aldılar, yağmaladılar, sattılar ve ülkenin 100 yılda borçlanmasına sebebiyet verdiler. Evet, multimilyoner oligarklar esas bizimkiler. İnşallah bunların da mal varlıklarına el konulur, depesine çökülür. Bunlar da hapislerde çürütülür. Yoksa emekli bir iki bildiri, bir iki görüş bildirten amiralleri içeri atmakla bu iş olmayacaktır. Evet, ülke tam batmış iken yıllar önce Atatürk nasıl ki Anadolu'yu ayağa kaldırmış, bütün halkına toplamış, ulusal kurtuluş mücadelesi başlatmış, kazanmış, cumhuriyeti kurmuşsa biz gene aynı şekilde muhtaç olduğumuz kanın damarlarımızdaki, muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki kanın da mevcut olduğunun bilincindeyiz. Gene bizler birlik olacağız, gene ayağa kalkacağız ama zalimlerin yaptığı zulüm ahirete bırakılmayacak. Burada da hesabı sorulacaktır. Değerli dostlar, değerli canlar, ben kesinlikle bu savaştan dolayı Rus insanlarına kin güdülmesini, onlardan nefret edilmesini doğru bulmuyorum, kınıyorum. Bu faşizmdir, bu ırkçılıktır, bu namussuzluktur. İnsanların ne günahı var? Baştaki tek adamlar her zaman kaldıkça kartlaşıyorlar, diktatörleşiyorlar. Putin kaç dönemdir? Belki de 30 yıla yakındır Putin yönetiyor. Ne olacak? Tabii diktatörleşecek, artık bunaklaşacak. Tek adam rejimlerinin olduğu yerlerde felaketler kaçınılmazdır. Biz onun için yırtındık, biz onun için bağır bağır bağırdık. Sakın ha tek adam oylamasında evet demeyin, tek adam ülkeyi yönetsin demeyin dedik. Kömür alanlar, makarnacılar, atılan çayı havada kapanlar bunu anlamadılar. Evet evet diye reklam yaptılar. Evetiniz başınızda paralansın, Allah sizin belanızı versin. Evet, bela okuyan diller de ağrı acı görmesin. Siz insan mısınız? Yalaka takımı, yaltakçılar, yılışıklar. Tek adam bir evi yönetemez ya. Tek adam bir ülkeyi yönetir mi? Bakınız Belçika'da, bakınız Hollanda'da, Avrupa'da. Ya bu Avrupa'nın, Hollanda'nın, benzeri yerlerin, Avrupa'nın güzelliği kurumlara değer verilmesidir. Kurumlar, kuruluşlar çıtır çıtır çalışıyor. Tek adam orada ne yaparsa yapsın, kimseye bir zarar yok ama bizim tek adam diyor benden talimat alacaksınız. Ne bileyim, gazeteciyle uğraşıyor, çobanla uğraşıyor, bekçiyle uğraşıyor, kedi köpekle uğraşmadığı hiçbir şey yok. Ruh hastası bir manyak olmuş. Ya böyle olur mu? Kurumlar güçlendirilmeli, kurumlar bağımsız olmalıdır. Hakim karar verecek, titriyor. Doğru bir karar veremiyor. Verilirse sürülecek. Yahut da görevinden alınacak. Anında alınacak. Biliyor. Ne yapsın? Vicdanıyla şeyi arasında iki arada bir derede kalıyor hakim. Ne yapsın? Sonra bırak dese ne oluyor ki? Hakim bırakıyor, onu atıyorlar. Başka mahkemeye havale ediyorlar. Adam yine yatıyor. Sedef Kabaş bir gazeteci bir atasözü örnek gösterdi diye halen içeride zulüm altında yatıyor. Annesinden ayrı, çocuğundan ayrı, özgürlüğü elinden almış, zalimin zulmüne uğramış. Küfretmek istemiyorum, bana yakışmaz. Olmaz bu. Kim ne ektiyse onu bir gün biçecektir, bundan emin olunuz.
Değerli dostlar, değerli canlar, gerek dünya gündemi gerekse ülke gündemini birlikte götürüyoruz. Gördüğünüz gibi Türkiye'de şu an %40, %50 doğal gazdan Rusya'ya bağlı. %30, %25 civarında da Ukrayna'ya bağlı. Hem gaz hem elektrik sadece onlara bağlı. Bizim kendimize ait hiçbir değerimiz yok. Olanları sattı, olanları yağmaladılar. Hısım, akraba, eş, dost, yandaş, yalakaları zengin edeceğiz diye hepsini sattılar, hepsini özelleştirdiler. Değerli dostlar, değerli canlar, bu yüzden maymunu oynuyor. Ne maymun derler? Aç gözlü maymun mu artık? Gözünü kapatan maymun oyunu oynuyor. Ne duruyorsunuz? Bunu sade tepki göstermek lafınla olmaz. Gerekeni yapın diyor Avrupa'ya. Sonra gidiyor, oylamada çekimsel kalıyor. Ne yaptığı belli değil. Altı yok, üstü yok. Zaten Putin de buna güvenir değildir. Güvenmiyordur. Evet. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Türkiye'miz yönetilmiyor. Türkiye'mizde bir bunak yönetiyor şu anda ülkeyi, rezil etmiştir. Türk halkı perişandır. Türk halkı eve ekmeğini götüremiyor, çocuklarına mamasını alamıyor, çocuk bezini alamıyor. İnsanımız perişan. Zengin edilen o oligarklar da inşallah hesap vermeden bu dünyadan göçmezler. Değerli dostlar, değerli canlılar, savaşlar dursun, savaşlar son bulsun. Hiç kimse, hiç kimsenin ülkesini yağmalamasın. Biz savaşa karşıyız, barıştan yanayız. Kine, nefrete karşıyız, dostluk, kardeşlikten yanayız. Kindar bir nesil isteyenin 7 sülalesi yerin dibine girsin. Böyle bir istem olur mu ya bunu? Faşist bile istemez ya. Kuduzit bile böyle bir şey istemez. Bu nedir, ben çözemedim. İnsanları birbirinden vuruşturarak arada geçinmeye, zıkkımlanmaya çalışanlara yuf olsun, lanet olsun diyorum. Evet değerli dostlar, değerli canlar. Böyle zalimler, böyle yandaşlar, böyle yalakalar, böyle şoşoşlar, böyle faşistler yüzünden biz askerlik yaptığımız, emek verdiğimiz, atamızın, dedemizin kanıyla, canıyla aldığı ülkeye hasret kalmışız, gidemiyoruz. Nereye gideceksin? Hak, hukuk, adalet olmayan yere gidilir mi değerli dostlar? Siz söyleyin. Gidilir mi? İnsan canı değersizse bir yerde oraya nasıl gidersiniz? Evet değerli dostlar, değerli canlar, savaşlar son bulsun diyoruz. İnşallah zalimlerin zulmü burunlarından fitil fitil gelir. Çocuklar ağlamaz, anneler ağlamaz. Biz artık acı, gözyaşı görmek istemiyoruz. İnanın bana, değil savaşı görmek, televizyonda rol icabı ağlayanlarla birlikte oturup ağlayan bir zihniyetteyiz. Öyle bir görüş ve düşüncedeyiz. İnsanlığımız da bunu gerektiriyor. Bize yakışan da odur. Merhametsiz adamın, ne bileyim, robottan farkı yoktur artık. Ne söyleyeyim, söyleyecek laf da yok. Değerli dostlar, değerli canlar, son kez savaşlar son bulsun, insanlık gülsün diyorum. Evet, silaha giden paralar insanların kursaklarına girsin, boğazlarına girsin. Silah tacirleri zıkkımın bekini yesin değerli dostlar. Evet, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir başka canlı yayında birlikte olalım diyorum değerli dostlar. İnşallah ülkemiz Türkiye düzelmeye başlar. Hak, hukuk, adalet gelir. Zalimler adalet önünde hesap verir. Derlerdi ya bir zamanlar. Keser döner, sap döner, gün gelir, hesap döner. İnşallah zalimlerin hesabı da dürülür. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum.